80 Altınok, 20 Karakalt. Yani soy isim bu gerçektir ha. Yani soy isim öyledir baktığınız zaman. Sonra diyor ki Altınok yapın. Niye Altınok? Aslında Atatürk, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 oku vardır. Sayın Vekilim de burada. Başkanım burada. 6 okun hikayesi nedir? Türk tarihini Atatürk çok iyi biliyor bir kere. Ezberlemiş. Türk tarihi, dünya tarihi, milletler tarihi, dinler tarihi ve halk tarihi. Oğuz Kağan destanında 6 ok attı der. 3'ü altın, 3'ü gümüş. Bak. Yani o Oğuz Kağan destanındaki 6 oktur. Atatürk'ün verdiği. Dolayısıyla yani bizimki de altın ok oldu yani. Öyle oldu. Onun için bayrağımızın ve Ankara'mızın tabii milli mücadeledeki yeri farklıdır. Bir de Keşehan vardır tabii. Atatürk Ankara'ya geldiğinde 27 Aralık 1919'da Dikmen Sırtları'nda atlı yayalı binlerce seymen tabii. O zamanki kışı eskiler daha iyi bilir. Ben çocukluğumda dam boyu kar yağardı Bala'da. Tüneli açarlardı. 2 ay, 3 ay hocam okula o tünelden giderdi. Kar dururdu yani. Dam boyu kar yağardı. Öyle olunca o 27 Aralık 1919'da binlerce atlı yaya Atatürk'ü Dikmen Sırtları'nda karşılıyor ve diyor ki atam seni karşılamaya geldik fakat vatan uğrunda ölmeye geldik deyince ses böyle tok bir ses, yürekten bir ses ve Atatürk'ün milli mücadelenin merkezi olmasında belki bu kararlı sevmenlerimizin Atatürk'ü sıcak karşılaması ve milli mücadeleye yürekten destek vermesi. Tabii biraz önce söyledi başkanım. Ankara müftümüz Rıfat Börekçi, tarmanlar, kınacılar, o zamanki Ankara'nın tacir ve tüccarları. Atatürk geliyor, Hacı Bayram Camii'nde cuma namazını kılıyorlar. Sonra valilik, sonra müftü Rıfat Börekçi, sonra onu biliyorsun Diyanet İşleri Başkanı yapıyor. Diyorlar ki paşam, seni saman pazarına davet ediyoruz. Kendi aralarında para toplamışlar. Diyorlar ki vatanımız varsa paramız var, malımız var, canımız var. Vatanımız yoksa hiçbir şeyimiz yok diyorlar paşam. Ve saman pazarına Atatürk'ü davet ediyorlar. Milli mücadeleye katkı veriyorlar. Hepsi kayıtlıdır bunların. Tabii daha sonra Atatürk Keçören'e geliyor. Yani bağlantıyı kuracağım. Bala efendim Boyalık bu taraftan tabii gelip gidiyor ve sonuçta Genelkurmay Başkanlığı Harekat Planlama İstihbarat tamamını Keçören'de Osmanlı dönemindeki Ziraat Mektebi'ne yerleşiyor. Şu o daha sonra Çoban Mektebi var. Şu an çoban bulamıyoruz. Doğru mu? Çoban var mı köyde? Muhtarım nerede? Yani Özbek Afgan çobanları da göndersek gerçekleri görmek lazım. Sütün litresi 100 lira, etin kilosu 1000 lira, peynirin kilosu 1000 lira. Niye? Çoban yok. Tüketen çok, üreten yok maalesef. Osmanlı döneminde çoban mektebi var. Daha sonra milli mücadelede yer yetmediği için çoban mektebini de kullanıyorlar. İnşallah şimdi biz orayı 39 bin metrekare peyzajı bitti, restorasyon bitti, Atatürk milli mücadele Ankara Müzesi yapıyoruz. İnşallah. Yani milli mücadelemizde bu illerimizin, ilçelerimizin ayrı bir kahramanlığı var. Evet. Diyor ki benim naçiz vücudum bir gün kara toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet yaşayacaktır. Tabi Osman Şahin hemşerimiz 100. yıla böyle denk geldi bu da. Denk geldi. İyi oldu. Öyle oldu. Denk geldi. Öyle oldu. Böyle oldu. Covid oldu. Pandemi oldu. Zamanlama iyi bir zaman oldu. Tabi
Şimdi değerli hemşehrilerim, değerli misafirlerimiz de var. Hep diyoruz ki Bala'yı geliştirelim, Bala'yı geliştirelim. Bala gelişmiyor. E şimdi Yaşar abi de burada. Yaşar abi. Şimdi Bala'yı aslında tabii Bala Belediye Başkanımıza da ben teşekkür ediyorum. Şöyle oldu, görüyorsunuz. Birçok muhtarlarımız var burada, böyle ilçe belediyesi köy yollarını yapamaz, bak söyleyeyim. Yani bütçesiyle yapamaz. Bütün Türkiye'deki gerçek bu. Ama Bala'mızın kaldı mı yapılmayan? 45 köyün şu ana kadar içinin asfaltını yaptı bak. Bala Belediyesi'nin bütçesinden zor. Bala'ya doğalgaz geldi. Bazı köylerimize de geldi, geliyor. Normalde Bala'ya doğalgaz gelmez. Şöyle gelmez. Özel sektör buradadır, oradadır. Bir maliyet hesabı yaparlar. Der ki Bala'ya doğalgaz götürsem bunu kaç yılda amorti edeceğim. Ama bir gün belediye başkanlarımız, yeni seçilmiş cumhurbaşkanımızın riyasetinde bir toplantı yaptık. Bakanları da çağırdı oraya. Özel kale müdürü var. İşte bizim Ahmet Bey de belediye başkanımız da diğer belediye başkanları dedi. Sayın Cumhurbaşkanım, doğalgaz ihtiyacımız var. Vatandaşımız doğalgaz istiyor. Efendim şehirler nefes alamıyor. Bu doğalgaz olmadığı için de vatandaş kışın ilçemizi terk ediyor. Doğalgaz talebimiz var. Uygun olursa ilçelerimizin kalkınması için önemli dedi. Cumhurbaşkanımız Enerji Bakanı'na dedi ki bunu hallediyorsun. O da bir şey dedi. Dedi ki yani başka yerden kazandıklarını sayacaklar. Bana hikaye okumayın dedi. Bu doğalgazlar yapılacak dedi. Aynen böyle. Bana hikaye okumayın dedi. Bana hikaye. Ve bu doğalgazlar böyle geldi. Tabii kışın bir gelmiştim bu araya, baktım o eski hava kirliliği yok. Kentsel dönüşüm başladı. Yani kentsel dönüşüm. Bir şey söyleyeyim mi değerli milletvekillerimiz? Salih Çelik Müsteşarım. Yani burada iş adamlarımız, efendim sanayicilerimiz var, hemşehrilerimiz var. Size sorsam ki Türkiye'de gayrimenkul değeri en çok artan İl, ilçe neredir diye sorsam nere dersiniz? Nere dersiniz? Ya Antalya dersiniz, ya İstanbul, ya İzmir, ya Ankara. Doğru mu? Türkiye'de gayrimenkul fiyatlarının en çok arttığı yer Bala, biliyor musunuz? Kaç misli? 20 misli. 20 misli arttı. Yani 4 yıl önce daire fiyatıyla 4 yıl önce Bala'nın içindeki arsa fiyatına bakın. Yanlışım varsa da düzeltin. Ben sordum. O zaman sorarım çünkü biraz da. Bala böyle bir değerlendi. İnşallah kentsel dönüşüm daha da geliştirecek. Şimdi bir Bala'yı uçuracak proje var. Öyle afaki demiyorum. Organize sanayi bölgesi. Yine Osman Şahin hemşerimiz Öncü Önder. Tabii Yaşar abiye de Tola'da hemşerilerimize de görev düşüyor. Gelin Bala'nın önünü açalım. Hepimiz faniyiz. Yani biraz arazimiz gidecek. Biraz tarlamız gidecek. Onları da tabii muhafaza edilecek. Filtre sistemi yani tarıma, tahıla. Selo burada mı Selo? Selo ağa burada mı? Yoktur. Selo ağa geçen şikayetçi Madisan'dan 500 dönüm nohut ektim diyor. Tozdan nohut olmadı. Ne yapayım dedim, dava açacağız veya onlara bir ihtar yazacağız veya çevre il müdürlüğümüze durumu bildireceğiz. Dolayısıyla bu organize sanayi bölgesi Bala'mızın girişinde bir yere yapılacak. Yani bir şey söyleyeyim mi gerçi? Bala'da çalışacak adam bulamaz, ben sana söyleyeyim. Yok ya. Yani alçı fabrikalarımız var, Bala'dan kalkan servis arabası var mı? Yok. Ama şu olur, tabii sanayi çalışan konutlar gelecek. Efendim binlerce insan alışveriş derken yani Bala'nın nüfusu çok hızlı bir şekilde artar. Ha bu nüfusu artırmak mı lazım, artırmamak mı lazım? O ayrı bir konu bana göre.
Yani şehirlerin nüfusunun artması ayrı bir şey. Şehirlerin gelişimi, değişimi, zenginleşmesi, güzelleşmesi ve değerlerini de koruması, doğal güzelliklerini koruması bunlar da önemli. Ama bu organize sanayi bölgesiyle beraber bala patlar gider yani. Yani yandaki araziler, zamanla iş yerleri. Böylece bu organize sanayi bölgesiyle beraber de yani bala diyeceğiz ki daha büyümesin, bala kalsın bu kadar diyeceğiz yani. Öyle diyeceğiz. Ama bir taraftan da hem bala hem Ankara yani sanayinin gelişmesi, bu Covid pandemi, daha sonra depremden sonra şu an İstanbul'un da deprem kuşağında, Sakarya, İzmit, Kocaeli havzasındaki riskin, deprem riskinin yüksek olmasından dolayı birçok şu an yatırımcı yatırımını nereye yapıyor? Deprem riski az olan Ankara'mıza yapıyor. Bu da Ankara'mızın da daha gelişmesine inşallah vesile olacaktır. Efendim çok konuştuk. Hedik, yedik hedik diyor. Bir sürü türküler var hedikle ilgili. Anadolu tabii, anılar var, acılar var, sevgiler var, sevdalar var, sevinçler var. Hepsini yazmışlar, dökmüşler kaleme, kelama, elden ele, dilden dile, gönülden gönüle. Hediye hazırlayanlardan Allah razı olsun. Gözlemeyi kim yaptı? Analardan, eski analarımızdan. Kütüphane olan analarımız var, kütüphane onlar. Onlarla beraber birçok değerlerimiz gidiyor. Değerlerimiz, yemeklerimiz, kültürümüz, o analarımızla beraber giriyor. Her biri bir kütüphane. Ne olur gençler öğrenin. Anam Allah mekanı cennet olsun. Böyle bir gözleme yapıyordu. O gözlemeler yok artık. O bazlanmalar yok artık. Ev, bostan, bağ, her şey. Yani üreteceğiz. Herkes şikayet ediyor bak. Tüketim çok, üretim yok. Tüketim üretimi karşılamazsa tabii ki ne olacak? Pahalı olacak. Yani arz talebi karşılamazsa bu böyle olacak. Dolayısıyla ne olur üretelim, ne olur üretelim, ne olur üretelim. Köyde yumurtaya gidip seyyar bakkaldan falan almıyoruz değil mi? Maalesef. Benim evimde yetişiyor. Eyvallah. Ne olur bakınız, inanın köy hayatı, sağlıklı beslenme hayatı, sağlıklı beslenme yaşamımız bu. Sağlıklı yaşam, sağlıklı hayat, sağlıklı beslenme. Hipokrat diyor ki, Hipokrat, gıdalarınız ilaçlarınızdır diyor. Şu an hasta bir toplumuz. 11 yıl önceki Türkiye'nin ilaç gideri 6 milyar, bu yıl 270 milyar olacak. Şu baktığımız zaman 10 yılda Türkiye'de hastaneye gidenlerin oranı 7 misli artmış. Böyle bir şey olmaz. Niye? Beslenme, beslenme, beslenme. Bir de spor, spor, spor. Tabii spor da önemli. Spor da önemli. Dolayısıyla konağımız Küçük Boyalık köyümüze tekrar hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şahin ailemize emek veren, destek veren, yürek veren, gönül veren, çizen, efendim değerli hocalarımızdan, emektar işçilerimize kadar katkı veren bütün kurumlara teşekkür ediyorum. Efendim hayırlı olsun, uğurlu olsun, güdümlü olsun derler, güdümlü olsun derler. Allah hepinizden razı olsun. Katılımınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün de öyle çok güzel bir hava var. Evet, şimdi Sarı Altıntop bu işlere hemşerimiz meraklı. Dedi ki Bala'nın havası, oksijen oranı yüksek. Astım hastalığını, doğru mu? İlaçsız tedavi ediyormuş. Bala'da astım hastası olan yok. Var mı? Var var. Konuşabilir miyim bir dakika? Bak. Bir dakika konuşabilir miyim? Kafur abi gel bakayım. Artık sohbet ediyoruz hemşehrilerim. Sıkmıyoruz değil mi sizleri? Sıkılıyor musunuz? Şimdi Kafur abi efendim kendi anlatsın. Buyur Kafur abi.
Cümleten hoş geldiniz sayın vekillerim, sayın arkadaşlarım. Ben 75 yaşındayım. 12 yıldır KOA hastasıyım. Bu KOA hastalığından dolayı her sene sanatoryum hastanesinde ve yoğun bakımlarda geçiriyorum. Bala'da bir iş yeri kurmam icap etti. Bu iş yerini kurarken ben Bala'da 6 ay kaldım. 3 yıl önce. Ve bu 6 ay içinde tamamen hastalığım tedavi oldu. KOA hastasıyım, ciddi bir KOA hastasıyım. Bu hastalık tedavi olduktan sonra buradaki iş adamlarıyla irtibat kurdum. Arkadaşlar hatta Osman abimin de yanına gittim. Dedim ki abi biz buraya bir hastane kuralım. Kendi imkanlarımızla kuralım. Kendi iş adamlarımızla kuralım. 100 yataklı bir hastaneden başlayalım. Çünkü sanatoryum hastanesi vasfını kaybetmiş. Şehrin içinde kalmış. Ama hiç kimseden bir şey göremedik. Salih Bey'le biz il sağlık müdürlüğüne gittik, müracaat yaptık. Biz kendi imkanlarımızla buraya bir hastane kuralım dedi. Hiç bize yardımcı olan da olmadı. Ama Bala'nın havası tamamen sanatoryum hastaları için ciddi bir şifadır. Fazla da bir şey söylemek istemiyorum. İlgilenenler için hepsine teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için Marko Kuvay'ım. Dolayısıyla nefesim kesiliyor. Hayırlı günler. Eyvallah. Ne yapıyoruz? Nerede yapıyoruz açılışı? Efendim değerli misafirlerimizi, değerli dostları, açılış için konan ünle bekliyoruz. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Rabbim hepinize razı olsun. Kıymetli misafirlerimiz, değerli konuklar, Keçiören Belediye Başkanımız, Bala Belediye Başkanımız, Vakıf Başkanımız, Muhtarımız ve Derneklik Başkanımızla birlikte açılışı yapmak üzere köy konağımızın önüne geçiyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederiz alkışlarınız için. Kıymetli hemşehrilerimiz, değerli misafirlerimiz, köy konağımızın içerisinde yemeğimiz hazırdır. Yemek yemek isteyen misafirlerimiz köy konağımıza buyurabilirler. Efendim afiyet olsun herkese. Köy konağımıza tekrar Küçük Boyalı Köyü'ne hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçenlerden Allah razı olsun.
kıymetli misafirlerimiz, değerli konuklar, bu güzel eseri bizlere kazandırarak, köyümüze kazandırarak burada olmamıza vesile olan Osman Şahin Vakfı Başkanımız sevgili Osman Şahin'e tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Ve şimdi geldik programımızın konser bölümüne. Birbirinden güzel türküler, birbirinden güzel bozlaklar, birbirinden güzel kırık havalar, oyun havalar. Havada uçuşacak, hep beraber eğleneceğiz. Güçlü alkışlarımızla, kuvvetli alkışlarımızla Mert Kaya diyoruz. Alkışlarımız Mert Kaya için. Efendim, kıymetli misafirlerimiz, halkımız, hepiniz hoş geldiniz. Selamlar, sevgiler olsun ilk öncelikle. Bugün de bizleri buluşturan ilk öncelikle Osman Şahin Başkanımıza hoş geldiniz diyorum. Benim ve ekibim adına Erdoğan abim, Hurdacı Erdoğan abim. O güzel alkışlarınız hem sizlere gelsin. Hepimize geliyor, hepimize gelsin efendim. Nacizane bizler de çalıp söyleyeceğiz. Şimdiden iyi dinlemeler diyorum. Gönül
gördüm. Teşekkür ederim efendim.
Çok sevdiğim, saydığım Cumhuriyet Savcısı Dilek ablam aramızda. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Bir istekler var. Akşam oldu, kırat yapalım efendim. Tüm misafirlerimize gelsin. Ayrıyetten bizleri bugün de Kırıkkale'den gelen, Ankara'dan gelen, bayağı yerden gelenler oldu. Ayaklarınıza sağlık diyoruz tekrardan efendim. İyi ki varsınız.
Yapma, geri verme. Otomotiv, yedek parça, üvedik Ostim, Ankara. Onlara geliyor, tüm sahiplerimize gelsin. Ayrıca bir savaş çıktı. Rabbim inşallah bir daha bizlere bu günleri yaşatmaz. Ölenlerden rahmet kalanlara tarih diyorum efendim.
Thank you.
Çekilecekmiş bir halay çalalım şöyle nazlanın.